Bismillahirrahmanirrahim. Hadis usulü dersi. Hadis usulü evvela neden bahseder? Bir hadisin parçalarından, cüzlerinden, bütününden sağlıklı yani sahih olup olmayışıyla ilgilenir. Ravileriyle bu hadisi kimler aktardı? Bu haberi kim duydu, kime söyledi, o kime söyledi, bunlar doğru insanlar mıdır, yalancı mıdır, şu mudur, bu mudur, hadisin dindeki yeri nedir? Bu tür konuları işleyen ilme hadis usulü denmektedir. Sünnet ve hadis kavramına değineceğiz. Ardından sünnetin delil olup olmadığına değineceğiz. Ve ehli Kur'an diye bir mezhep var. Yani kendileri türetmiş. Tabi ehli sünnet işte bir mezhep. İsmi her ne kadar ehli Kur'an yani Kur'an ehli olsa da bundan maksat hadisi reddeden, hadisi dışlayan kesim maksat bu. Bunların dayandığı birkaç kendilerine göre delil var. İşte hadisi reddeden kendilerine göre delilleri var. Onlara değineceğiz. Bu deliller ne kadar kuvvetli, nasıl anlamışlar, ilmi dayanağı var mı yoksa ilimsiz atılmış şeyler mi? Şimdi evvela Beykuni metnini işleyeceğiz hadis usulüne dair. Ömer bin Muhammed bin Fettuh Eddemeşki el-Beykuni rahmetullahi aleyh bu musannifin yazmış olduğu Beykuniye diye bir hadis usulü metni var. Bunu birlikte işleyeceğiz. Şu an ekranlarınızda gözükmekte. Ama metne geçmeden önce bir giriş konuşması yapmalıyız. Görmekte olduğunuz hadis usulü metnine dair pek çok şerh var. 20 civarında şerhi var bu kitabın. Bunlardan bazıları Abdülkadir bin Celaleddin el-Mahalli, Fethul Kadiril Mu'in, ikinci olarak Ahmet bin Muhammed el-Hüseyni, Telkihul Fikr adlı kitabı, üçüncü olarak Yusuf el-Zurkani'nin Şerh alel Menzumetil Beykuni diye bir şerhi vardır. Bu metni birlikte işleyeceğiz. Metin 34 tane beyitten oluşmakta, menzum bir eserdir. Çoğu kişinin ezberlemiş olduğu bir metin. Şu an günümüzde de hala Arap ülkelerinde okutulmakta, klasik, özet ve ezberlenmesi kolay olan bir eserdir. Tabi şu an gördüğünüz şeklinde değildir aslı tamamıyla Arapçadır da biz adlarına toplum manalarında yazdık, tercümesinde yazdık. Okunması, anlaşılması ne kadar kolay olursa bizim için o kadar iyi. Şimdi öncelikle sünnet ne demek? Sünnet lügatta yani sözlükte yani kelime anlamı olarak iyi olsun, kötü olsun. Övülmeye layık olsun, kötülenmeye layık olsun. Fark etmez. Sonuçta sünnet yol demektir. Sünnet eşittir yol. Nasıl yol? İyi olsun, kötü olsun yol. Aynı lügat manasında bir hadis var. Her kim kendisine iyi bir sünnet, yani yol, adet edinirse, onun ve onunla amel edecek olanların sevabı o kimseye ait olur. Kim de kötü bir yol edinirse, onun ve onunla amel edecek olanların günahı da o kimseye ait olur. Müslim hadisi. Sünnet iyi ve kötü yolu kapsasa da peygamberimiz için kullanıldığında kötü yol kastedilemez. Peygamberler zaten masumdur. Dolayısıyla iyi yol manası kalmış olur. Şüphesiz sen insanları dosdoğru yola, Allah'ın yoluna iletirsin. Şura suresi 52 ve 53. ayet diyebiliriz. Yani bu ayeti göstermektedir ki peygamberimizden kötü bir yol sadır olmaz. Aynı manayı hadiste de görebiliriz. Size iki şey bıraktım. Bunlara sarıldığınız sürece asla dalalete düşmeyeceksiniz. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri Resulünün sünneti. Tabi bu hadisi duyanlar hemen birisi Allah'ın kitabı, diğeri Ehl-i Beyt demekte. Ama o şekilde rivayetler olsa da şu an bahsettiğimiz şekilde de rivayetler var. Rivayetler çeşit çeşit. Şimdi verdiğimiz rivayet İbn-i Abdilber'in Cami'ül Beyan adlı kitabının ikinci cildinde geçmekte. Bununla birlikte Allame Suyuti'nin Cami'ül Sagir adlı kitabının şerhinde de geçmekte. İmam Mali Muvatta'sının şerhinde de geçmekte. Pek çok kaynakta geçmekte yani. Şimdi kelime manası sünnetin yani söyledik şudur diye dedik. Esasen kelimeler ilme göre mana alır. Şimdi sünnet
fıkıh usulü alimleri sünneti şer'i deliller içerisinde sayar. Yani edille-i şer'iyeye göre değerlendirir. Edille-i şer'iyye ne demek? Dini deliller demek. Yani bir şey söylediğin zaman bunu ispatlaman lazım. Bence böyle, böyle olmalı, falancadan böyle duydum. Bunlar geçersiz. Bir kaynağın, ispatın olması lazım. Delil. Dinin kabul ettiği deliller var. Bunlar nedir? Bir kitap, yani Kur'an-ı Kerim. Söylediğin şey Kur'an'dan bir delile var mı? Ayette geçiyorum. Geçmiyorsa iki. Hadisten delil, yani sünnet. Sünnette var mı söylediğin şey? Üç, icma. Dört, kıyas. Bu şekilde 11 madde var. Söylediğimiz şeyin bu 11 şeyden birine dayanıyor olması lazım. Herhangi birine dayanmıyorsa artık senin söylediğin hevana, yani kafana dayanıyor demektir. O da kale alınmaz. Dini delillerden herhangi birine dayanması gerekir. İşte fıkıh usulü dini delilleri dediğimiz edille-i şer'iye içerisinde sünneti değerlendirmiştir. Sünnet nedir? Dini delillerden bir tanesidir. İkinci olarak fakihler, yani fıkıh alimleri sünnete nasıl bakmıştır? Onlar da efail mükellefin içerisinde değerlendirmiştir. Farz, vacip, haram, mekruh derken sünnet diye de bir kavram vardır. Sünnette fakihlere göre müekket, gayrimüekket gibi, işte huda gibi, zevait gibi çeşitli kısımlara ayırmışlardır. Yani oradaki ne diyelim, fıkıhtaki sünnetten kasıt yapılması sevap manasına gelen eylemler olarak adlandırılmakta. Kelam alimleri ise sünneti bidatın karşıtı, zıttı olarak görmüştür. Bir şeye bidat deniliyorsa yani sünnet değildir. Bir şeye sünnet deniliyorsa yani bidat değildir. Demek ki ilim dallarına göre sünnet kelimesi farklı algılanmıştır. Ama kelime manası yol demek. Peki muhaddislerin dilinde istilahi olarak, istilah terim demek. Şimdi bir kelimenin hem lügat manası hem de istilah, yani terim manası vardır. Esasen bu önemli bir bilgi. Çünkü ne yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim'de ne geçiyor? Namaz geçiyor. Nasıl geçiyor? Hangi kelimeyle? Salat kelimesiyle. İşte ve gıymus salate, namazı ikame edin diyoruz biz. Adam çıkıp diyor ki buradaki salat namaz değil, duadır. Sözlüğe bak istersen. Yani bunlar lügat manasını veriyor. Oysa bunun bir de istilah manası var. Yani bir kelime kullanıldığı ilme göre farklı manayı, özel bir manayı alacaktır. Sanırsam bu lise konusu olabilir, belki ortaokul veya artık o civardaki bir konudur. Yani insanların artık lügat manası, istilah manası, kelime manası, terim manası. Bunlar hani kelime ile lügat aynı manada, terim ile istilah aynı manada. Demek ki bir kelimenin ayrıca kelime manası, ayrıca terim manası olduğunu insanların bilmesi gerekiyor. Bu tür oyunlarla insanlar kandırılıyor. Yani namaz dua demektir. Eğilmek kalkmak yok. İstersen sözlüğe bak diyor. Yani bu tamamıyla cahilce yapılmış bir yorumdur. Şimdi hadis kelimesi veya sünnet kelimesi diyelim. Sünnet kelimesi lügatta yol demek. Öyleyse yol, hadi yolda yürüyelim mi yani? O değil. Muhaddislerin dilinde, muhaddis alimler istilah olarak, terim olarak sünneti nasıl tanımlar? Hazreti Peygamber'in söz, fiil ve takrirlerinden ibarettir derler. Söz, peygamber ne söylediyse sünnettir. Fiil, peygamber ne yaptıysa sünnettir. Takrir, peygamber neyi onayladıysa, doğru bulduysa, bu yanlıştır, bunu yapmayın demediyse, o da yine sünnet olmaktadır. Aynı şekilde onun ahlaki sıfatları, siireti, mevazisi ve kendisine vahiy gelmeden önce ibadet için çekildiği Hira mağarasındaki yaşamı da sünnetten sayılmakta. Bu mana ile sünnet hadisin müradifi, yani eş anlamlısıdır. Sünnet aynı zamanda ilahi vahyin iki kısmından birini teşkil eder. Çünkü ilahi vahiy ikiye ayrılır. Biz vahiy dediğimizde insanların aklına hemen Kur'an geliyor. Tek Kur'an değil. Bir Kur'an, iki hadis. Sünnet yani. Kur'an vahiydir. Sünnet nedir? Sünnet peygamberin kafadan uydurduğu bir şey mi? Değil ki, o da vahiy. Birisi metluv, diğeri gayri metluv. Metluv vahiy işte Kur'an-ı Kerim'dir, namazda okunur. Gayr-ı metluv işte hadistir, sünnettir, namazda okunmayanlardır. Çünkü Allah-u Teala Hazreti Peygamber'in kendi heva ve hevesinden konuşmayacağını, her ne konuşmuşsa onun kendisine vahyedilen bir vahiy olduğunu beyan buyurmuştur. Necm suresi 3. ayete baktığımızda bunu açıkça görmekteyiz.
Ayrıca Hazreti Peygamber bunu kendisi de ifade etmiş zaten. Uyanık olun, bana Kur'an verildi, bir de onunla birlikte onun gibisi verildi diye Peygamberimiz buyurmuştur. Ebu Davud, Sünen ve bu geçmekte. Hadisin Arapçası da şu: Ele inni utitul Kur'ane ve mislehu ma'hu. Ele, uyanık olun, dikkatli olun. İnni utitu, bana verildi. El Kur'an'a, Kur'an verildi. Ve daha ne verildi? Mislehu ma'hu. O Kur'an'la birlikte bir de onun benzeri verildi. Yani hadis, sünnet verildi. Onun da vahiy olduğunu peygamber bu şekilde ifade etmiş oluyor. İslam uleması Hazreti Peygamber'in ilahi vahyin gelmediği bazı meselelerde içtihatta bulunduğunu ve kendi görüşüyle hüküm verdiğini ittifakla kabul etmiştir. Bu hususla ilgili olarak Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesi İslam Şeriatı Profesörü Abdülvahhab Hallaf, İslam Teşri'i Tarihi adlı kitabında neler anlatmış? Bu kitap da 1970'te tercüme edilmiş. 1970'te tercüme edilmiş bir kitap. Orada şöyle anlatılıyor: Hazreti Peygamber devrinde teşriğin iki kaynağı vardır. Birisi ilahi vahiy, diğeri ise Hazreti Peygamber'in kendi içtihadı. Herhangi bir ihtilaf veya bir hadise veya bir sual veya fetva talebiyle teşri burada kanun koymak demek. Kanun koymayı, kanun ifade etmeyi gerektiren bir şey zuhur ederse, Allah Teala elçisine hükmü bilinmek istenen mesele hakkında hüküm getiren bir veya birkaç ayet indiriyor. Hazreti Peygamber de vahyedilen bu ayetleri uyulması gerekli bir kanun olarak Müslümanlara tebliğ ediyordu. Eğer teşrii gerektiren bir hadise olur, fakat Allah Teala bu hadiseyle ilgili hükmü beyan edecek bir ayet vahyetmezse, Hazreti Peygamber bu hükmün bilinmesi için içtihatta bulunuyor ve içtihadın ona sağladığı neticeyle hüküm veriyordu. İçtihat eseri olarak ondan sadır olan bu hüküm veya cevap, ilahi vahye istinad eden kanun gibi uyulması gereken bir kanun oluyordu. Şimdi kısaca hadislerden bahsettik. Şimdi birazcık iddia cevap yapalım. Kimileri ne diyor? İlk hadis kitabı peygamberden yüzyıllar sonra yazıldı. Dolayısıyla uydurmadır. Gerçek olduğunu nereden bileceğiz ki? Gibi bir sürü iddia var. Tabii bu gülünç bir iddia. Hicretin 7. senesi, Muharrem ayı, Peygamber Efendimiz ashabtan Dihye bin Halife el-Kelbi'ye bir mektup vererek, ona da Rum Kayseri Heraklius'a İslam'ı davet etmek üzere göndermiştir. Demek ki ne olmuş? Ashab'tan Dihya bin Halife El Kelbi'ye Peygamberimiz bir mektup veriyor. Bu mektubu git Rum Kayseri Heraklius'a teslim et diyor. İşte şu anda o mektubu görmektesiniz. Görmekte olduğunuz mektup Camiat Ummul Kura, yani Ummul Kura Üniversitesi'nin resmi sitesinden alıntıdır. Orijinal bir nushadır. Burada ne yazıyor? En üstte Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammedin Abdillah ve Resulih yazmakta. Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammedin Abdillah ve Resulih. İkinci satırda ne yazmakta? İkinci satırda İlahi Raklal Azimi Er-Rumi Selamun Ala Men İttebe'el Huda Emma Ba'd. Üçüncü satır Fe inni el'uke bidi'a Yetil İslami Eslim Teslim Ve Yu'tikallah. Üçüncü satırda böyle okuduk. Şimdi dördüncü satır: Ecrake merrateyni fe in tevelleyte fe inne aleyke
Bismel erisiyine ve ya ehlel kitabı. Te'alev ile kelimetin sevain beynena ve beyneküm. En la na'mude illallah ve la nüşrike bihi şey'en ve la yettehize ba'duna ba'dan erbaben min dunillah. Fe in tevellev fe gu lüşhedü bi ennena muslimun. Böylece mektubu okumayı bitirdik. Şimdi görmekte olduğunuz mektup ise Yemen Sana Askeri Müzesi'nden alıntıdır. Orijinalinden fax'tır bu. Yani demek ki peygamberden bilmem kaç yıl sonra, kaç asır sonra yazılmış hadisler kale alınmaz, şudur budur diyenler acaba bu hadislerden haberdar mı? Günümüzde hala peygamberin sözü yazılı olarak bulunuyor. Hadis metni var yazılı. Buna ne diyecekler? Sahabe devrinde hadis. Sahabe devrinde hadis yazımına, hadis rivayetine çok dikkat edilmiştir. Hatip el-Bağdadi şöyle açıklıyor konuyu. Hazreti Ömer'in rivayeti azaltmak şeklindeki tutumu vardı. Ona şöyle bir açıklama getirmiş. Hazreti Ömer çok hadis rivayetini hadisin zahirine tutunarak ameli terk etmelerinden endişe ettiği ve halkın maslahatını düşündüğü için yasaklamıştır. Onun sahabeyi bu konuda zorlaması ve rivayete karşı aşırı tepki göstermesinin nedeni Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini korumak ve sahabi olmayanların sünnetlere aslında olmayan şeyler karıştırmalarına engel olmaktır. Nitekim böyle birinin makbul ve meşhur bir sahabinin işi böylesine ciddi tuttuğunu göstermesiyle birlikte rivayetten daha çok çekineceği aşikardır. Yani sahabe devrinde hadis rivayetine karşı çıkılmıştır. Yani neden çıkıldığı daha önemli. Yani çıkılmasından öte neden çıkıldığı dikkat edilmesi gerekiyor. İşte ne dedik? Zahirine tutunurlar da ameli terk ederler. Çünkü bazı hadisler var aşırı müjdeleyici. Şimdi müjdeleri gördüğü zaman ilk hadisleri okuduğumuzda insanlar da öylesi boş verelim dediklerini de görmekteyiz. Yani onlar hadisleri dini bir esas rivayetinde ağır bir mesuliyet olarak telakki etmişler ve bu nedenle üzerlerinde büyük bir titizlik göstermişlerdir. Nitekim Zeyd bin Erkam'a bizlere hadis rivayet et denildiğinde bizler artık yaşlandık ve unuttuk. Peygamberden hadis rivayet etmek bize göre değil, bu mesuliyet ağır bir iştir dediği aktarılmaktadır. Şimdi sahabe rivayete neden biraz soğuk bakmış, karşı mı çıkmış? Bunu Hazreti Ebubekir'in yaşanmış olan bir olayından bakalım. Hazreti Ebubekir haberin yani hadisin kabulü konusunda ilk ihtiyatlı davranan kimseydi. Yani bir hadise şöyle geçiyor dediğin direkt kabul etmezdi. Dur bakalım. Rivayete göre Hazreti Ebubekir'in hilafeti döneminde yaşlı bir kadın onun huzuruna çıkarak torununun mirasından pay almak ister. Hazreti Ebubekir ise Allah'ın kitabında seninle alakalı herhangi bir hüküm yok. Fakat peygamberin sünnetinde olup olmadığını bilmiyorum. Şimdi git ben bu konuyu araştıracağım der. Daha sonra bunun çevresindekilere sorar. Muğire bin Şube de ona ben peygamberin nineye 1/6 hisse verdiğine bizzat şahit oldum der. Hazreti Ebubekir seninle birlikte olan var mıydı diye tekrar sorar. Bunun üzerine Muhammed bin Meslem ayağa kalkarak Muğire'nin söylediklerini aynen tekrar eder. Halife de o kadın hakkındaki hükmünü buna göre uygular. Yani Hazreti Ebubekir ne yapmış? Kur'an'da ayet yok, öylesi bu iş olmaz dememiş. Bir hadis var mı araştıralım demiş. Önce bir kişiden duymuş. Sonra bir kişiye itimat etmek istememiş. Bunun başka duyan daha var mı? Bakalım bu ne kadar kesin, bir titizlik göstermiş. Bakmış bir kişi daha aynı şeyi söylüyor. O zaman bu artık kesin hükmünü almıştır. Ve Hazreti Ebubekir o hadise göre hareket etmiştir. Şimdi peygamberin en yakınındaki kişi, en yakın arkadaşlarından biri olan Hazreti Ebubekir, ilk halife olan sahabimiz, Allah ona razı olsun, böyle bir tutum gösterdiyse biz de Hazreti Ebubekir'in yolunu mu tutmalıyız yoksa
kendi kafamızdan icat ettiğimiz yollara mı gitmeliyiz? Hazreti Peygamber kendi zamanında hadisin yazılmasına izin vermiş mi, yasaklamış mı? Peygamberden nakledilen bir grup rivayete göre hadislerin yazımını yasakladığı, diğer grup rivayete göre ise müsamaha gösterip serbest bıraktığı anlaşılmakta. Yani iki farklı grup var. Bir grup hadislere göre peygamber hadis yazımını yasaklamıştır. Bir grup rivayetlere göre ise serbest bırakmıştır. Bu konudaki rivayetler bu iki farklı muhteva ile zihinlerde berrak bir görüntünün oluşmasına engeldir. Hadis yazımını yasaklandığını gösteren rivayetler var. Bunlara kısaca bir bakalım nelermiş. Ebu Sa'id el-Hudri peygamberin şöyle buyurduğunu nakleder. Benden Kur'an'ın dışında bir şey yazmayın. Her kim benden Kur'an'ın dışında bir şey yazmış ise onu imha etsin. Ancak benden yazmaksızın şifahen rivayette bulunabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Bununla birlikte her kim bana kasten yalan isnat ederse cehennemdeki yerine hazır olsun. Yine Ebu Sa'd el-Hudri şöyle anlatmıştır. Hadisleri yazmak için peygamberden ısrarla izin istedik. Ancak izin vermekten kaçındı. Ebu Hureyre şöyle nakleder. Bizler hadis yazarken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve ne yazdığımızı sordu. Biz de kendisinden duyduğumuz hadisleri yazdığımızı söyledik. Bunun üzerine sizler Allah'ın kitabından başka bir kitap mı istiyorsunuz? Şunu iyi bilin ki sizden önceki milletler Allah'ın kitabıyla birlikte başka kitaplar da yazdıkları için sapıttılar. Hazreti Peygamber tarafından hadis yazımının yasaklandığını gösteren bu rivayetlerden ikinci ve üçüncü rivayet hadis alimlerince isnadında bir zayıflık söz konusu, yani zayıflık tespit edilmiş, tenkit edilmiş ravi ve makbul bir rivayet olarak görülmemiştir. Ebu Sa'd el-Hudri'nin naklettiği birinci rivayet ise çok alim tarafından sahih görülmüş olmakla birlikte Buhari gibi alimlerce bir hata sonucu peygambere isnat edildiği, aslında mevkuf olduğu gerekçesiyle makbul sayılmamıştır. Ancak Hattabi'nin de belirttiği gibi bu rivayet Kur'an'la birlikte aynı malzeme üzerine başka bir şeyin yazılmasını yasaklamayı amaçlayan merfu nebevi bir hadistir. Yani bu hadiste bir ne var? İhtilaf var. Sahih midir, değil midir? Kimisine göre sahih, kimisine göre değil. Kimisine göre ise mevkuf, yani Hazreti Peygamber'in ağzından çıkan sözler değil bunlar. Sahabenin ağzından çıkmış sözler. Öte yandan hatta bir de çıkmış ne demiştir? Tamam bu hadis sahihtir ama Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı yere hemen yanında, hemen yakınına aynı yere hadis yazımı yasaklanmıştır. Çünkü ayetle hadis o zaman karışma riski olur. Yasaklanan şey budur demektedir. Nitekim Kur'an ayetlerinin yazılı olduğu malzemenin satır aralarına yahut kenarlarına yazılmış metinlerin Kur'an'a karışması kuvvetle muhtemeldi. O halde bu rivayetlerden ikinci ve üçüncü rivayet her ne kadar zayıf görülmüşse de birinci rivayet birçok alim tarafından sahih ve makbul sayılmış, dolayısıyla kitabetin yasaklandığı şeklindeki hükme bir delil teşkil etmiştir. Demek ki peygamberin hadis yazımını yasakladığına dair var olan hadislerden birkaçı zayıf, bir tanesi ise sahihtir. Sahih olan da hadis yazmanız yasaklandı değil, aynı yere yazmanız yasaklandı manasında. Çünkü hadisin evveline baktığımızda yazarken geldiği ortada. Bununla birlikte kitabetin serbest, yani kitabet ne demek? Yazım, hadis yazmanın serbest olduğunu gösteren rivayetler de var. Tüm rivayetleri yasakladığını göstermiyor. Abdullah bin Amr bin El-As şöyle anlatır. Allah Resulü'nden duyduğum her şeyi ezberlemek amacıyla yazıyordum. Bir gün Kureyşliler beni bundan men etti, yasakladılar ve dediler ki Allah Resulü'nden duyduğun her şeyi yazıyorsun. Oysa Allah Resulü de bir insandır. Kızgınlık anında da, sakinlik anında da konuştuğu olur. O halde sen bunları nasıl yazarsın? Bunun üzerine bir müddet yazmaktan vazgeçtim. Daha sonra durumu Allah'ın Resulü'ne arz ettim. Eliyle ağzına işaret ederek yaz dedi. Allah'a yemin ederim ki buradan haktan başka bir şey çıkmaz. Yani yazmaya başladı. Peygamber o kişiye, o sahabiye izin verdi. Ebu Hureyre naklediyor.
Razıyallahu anhum. Allah her birinden razı olsun. Resulullah'ın ashabı içerisinde Abdullah bin Amr hariç benden daha çok hadis alan, hadisi olan sahabi yoktu. Zira o yazıyor, ben ise yazmıyordum. Ebu Hureyre'den gelen bir başka rivayet ise Ensardan bir adam peygambere hafızasının yetersizliğinden şikayet etmiş. O da elinle yazarak hafızana yardım et buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir başka rivayete göre Mekke'nin fethi gerçekleştikten sonra Allah'ın Resulü ashabına bir konuşma yapmıştı. Ebu Şah diye bilinen Yemenli bir zat ayağa kalkarak "Ey Allah'ın Resulü, bunu benim için yazın." dedi. Peygamber aleyhisselam da "Onu Ebu Şah için yazın." buyurdu. Yani yazılmıştır. Demek ki hadisler yazılmamıştır, peygamberden yüzyıllar sonra ortaya çıkmıştır gibi bu şeyler boş iddialardan ibaret. Şimdi bunları değerleyelim. Yazı malzemesinin yeterli olmamasından dolayı ayetlerle hadislerin birbirine karıştırılma ihtimali. Bilindiği gibi ilk dönemlerde yazı bilen sahabilerin büyük bir kısmı ayetlerin yazımıyla meşguldü. Bu kimselerin hadisleri de yazmaları durumunda ayet ve hadislerin karışması muhtemeldi. Bu nedenle peygamber az sayıdaki bu sahabilerin hadis yazımıyla meşgul olmalarını istememişti. Neden istememiş? Bundan dolayı. Zaten yazı yazmayı bilen kişi sayısı az. Bilenler de bari ayetleri yazsın. Hadislerin yazılması durumunda Kur'an'a karşı duyulan ilgi ve iştiyakın azalması ve Kur'an'ın terk edilmesi endişesi de vardı. Öte yandan hadis yazımını yasaklayan rivayetlerin genel olduğunu söyleyebiliriz ama istisnaları var. İşte falanca yazmaya izin verilmiş, falanca yazmaya izin verilmiş şeklinde. Şimdi izin verildiğini nereden biliyoruz? Günümüze kadar bir sahabinin yazmış olduğu kitap gelmiş, yani hala günümüzde var. Birisi çıkıp dese ki peygamber zamanında hadis yazılmadı. Kitabı getirir önüne koyarız. Bu kitap uzaydan mı geldi? Çünkü sahabenin yazmış olduğu hadis kitabı var. Şimdi bir sürü rivayet aktardık. Bu tür rivayetlerin yanında Hazreti Peygamber döneminde hadislerin yazıldığını gösteren daha pek çok bilgi ve belge vardır. Öncelikle kaynaklarda Ebu Hureyre, Abdullah bin Amr, Semure bin Cündüb, Abdullah bin Abbas ve Cabir bin Abdullah gibi seçkin sahabilerin peygamberden aldıkları hadisleri, Es-Sahife yahut Es-Sahifetus-Sadika adını verdikleri yazılı metin, yazılı hadis metinleri halinde topladıkları anlaşılmakta. Hatta Ebu Hureyre'nin talebesi Hemman bin Münebbih'in 138 hadisten oluşan sahifesinin en eski orijinal nüshalarıyla günümüze kadar ulaşması ve Muhammed Hamidullah tarafından yayınlanmış olması bu konuda önemli bir vesika niteliğindedir. Ayrıca peygamberin Medine'ye hicretinin ilk yıllarında Yahudilerle yaptığı anayasal sözleşme metni, gönderdiği diplomatik mektuplar, yaptırdığı nüfus sayımı ve benzeri metinleri sağlığındayken yazdırmış olduğu kaynaklarda açıkça belirtilmektedir. Böylece ortaya çıkıyor ki peygamber dönemine ait dini, hukuki, siyasi, sosyal ve kültürel içerikli pek çok hadis metni sahabe tarafından bizzat kaydedilmiştir. Peygamberin vefatından sonra da bazı sahabelerin kısmen olumsuz bir tavır takındıkları anlaşılmakta. Dolayısıyla ilk bakışta çelişki gibi görünen bu iki farklı tutumun izah edilmesi ve yorumlanması gerektiği son derece açık. Çünkü bir grup rivayette peygamber hadis yazmayı yasakladı diyor. Diğer grup rivayetler ise izin verdi diye günümüze gelmiştir. Bu iki farklı tutumun izahı konusunda alimler arasında çeşitli yaklaşımlar görülmekte. İbn-i Kuteybe Hattabi gibi alimlere göre birbirine aykırı düşen bu rivayetler nesh yoluyla giderilebilir. Buna göre Resulullah tarafından hadislerin yazılmasının yasaklandığını gösteren rivayetler İslam'ın ilk dönemlerine aittir. Zira başlangıçta yazı malzemeleri ve yazı yazmasını bilenler oldukça azdı. Aynı malzemeler üzerine yazılan Kur'an ayetleri ve hadislerin birbirine karışma ihtimali ise yüksekti. Bu nedenle Hazreti Peygamber önce hadislerin yazılmasını yasakladı, daha sonra ise serbest bıraktı. Çünkü yasakladığını gösteren rivayet var mı? Var.
Bunu ilk yıllarında söyledi. Çünkü yazı yazmayı bilen kişi sayısı az, ayetlerde karışır diye. Aradan uzun bir süre geçti ve artık serbest bıraktı. Çünkü yazı yazmayı öğrenen kişi sayısı arttı. Az olanlar Kur'an'ı yazsın denildi. Kişi sayısı arttığı zaman o az olan zaten yazmaya yetiyor. Yeni öğrenenlerden bir kısmı da hadis yazabilir diye izin verildi. Bu rivayetlerden yazımın serbest bırakıldığını ifade edenler, yazmayı yasakladığını gösteren rivayetlerin hükmünü ortadan kaldırmıştır. Nesh diye bir şey var. Nasih, mensuh. Nihai hüküm, yani son olarak hüküm nedir? Hadislerin yazımının serbest bırakıldığı şeklindedir. Bu açıklamanın bir yönü, başka bir yön daha var. O da nedir? İbn Kuteybi'nin ifade ettiği gibi bir diğer izah, yasaklama hükmü geneldir. Serbest bırakma hükmü ise özeldir. Yani herkese yasak, ancak şu 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 kişilere serbest diye ayırt edilebilir. Buna ne diyebiliriz? Mutlakın tahsis edilmesi. Buna göre yazma izni herkes için değil, yalnızca Abdullah bin Amr gibi kültürel düzey yüksek sahabilere mahsustur. Zira Abdullah bin Amr Arapçanın yanında Süryanice'yi de biliyor ve metinleri birbirine karıştırmadan okuyup yazabiliyordu. Onun dışındakiler ise hatasız yazamıyorlardı. Evet, ilk yazılan hadislere bayağı bir değindik. İlk yazılı hadis kitapları Abdullah bin Amr'ın Es-Sadikası ile Hemman bin Münebbih'in Sahifesi. Bunlar ilk kitaplar. Yani risalelerdir de diyebiliriz. Hadis kitabı dediğimiz zaman insanların aklına direkt Buhari, işte Riyazu Salihin, Tirmizi, Ebu Davud gibi kitaplar geliyor. Onlardan önce yazılanlar var yani. Şimdi hadis diyelim veya sünnet diyelim. Bunu reddetmek neyi gerektirir? Şimdi edille-i şer'iyeden olan sünnet şayet mütevatir ise, yani mütevatir olan hadis var, mütevatir olmayan hadis var. Mütevatirse hadis, onu reddetmek kafirliği gerektirir. Yani bir insan mütevatir bir hadisi reddetse ne olur? Kafir olur. Benim görüşüm mü? Elbette değil. Allame Celaleddin Suyuti'nin Müftahü'l-Cenne fi'l-İhticac bis-Sünne adlı kitabı var. Sayfa 2, Mısır 2008 basımlı bu kitapta bu açıkça yazmakta. Ama insan öncelikle mütevatirin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani kişi mütevatir nedir bilmiyor. Mütevatir hadisi reddediyorum diyor. Yani bu onu direkt kafir yapmaz. Önce mütevatirin ne olduğunu bir bilsin de ondan sonra reddediyorsa kafir oluyor. Ama hadis mütevatirse böyle yani. Ahad hadisi reddeden kafirdir demiyoruz. Bidatçıdır. Yani hiçbir sahabe bu hadis bu mütevatir mi kaç kişi duymuş? 10 kişi duymamış, 5 kişi duymamış. Öyleyse reddedelim dememişlerdir. Çünkü hiç kimse, yani aklı başında olan hiç kimse ahad da olsa ortada bir hadis varken hadisi reddedeyim de ben kendi aklıma uyuyayım demem. Çünkü yani nedir? Bir yerde hadis sonuçta delildir. Bizim aklımız ise sapmaya, yanılmaya son derece elverişlidir. Bunu zaten Ahmet bin Hanbel gibi pek çok büyük muhaddislerde bu yaklaşımı görmekteyiz. Hadis zayıf olsa bile aklıma uymam, o hadisi uyarım diyorlar. Böylece girişin birinci videosunu tamamlayalım. İkinci videomuza da yine girişle ilgili olarak başlayacağız. Daha sonra metne geçeriz.